Hadi öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Şimdi burada gördüğünüz su var ya, bu aslında gerçekten su. Serkan'ım çekiyor musun? Çekiyorum abi. Sakın sert hareketler yapma. Ay. Bu rezervuarın içindeki tüm sıvıyı alacağız. Rezervuarın içini temizleyeceğiz. Buradaki küfleri gördüğünüzü düşünüyorum. Değişmek lazım. Yani artık eriyor ya abi. O küften sonra alıyorsun. Ya motor acayip değişti vallahi ya. Şimdi buradaki en büyük olay abi, yukarı koyduğumuz yeni sıvıyı buradan geçirerek içinde hortumlarda kalan eski sıvıyı tahliye etmek. Hiç böyle durmuyordu ya. Abi arkada bittim ben, yapma. Tatlıca boşluğu alıp bırakıyoruz abi. Gözüktüğü gibi Denimoto'ya geldik. Denimoto'ya gelmemizin en büyük nedeni ise şu anda kamera arkasında Özdemir Kaptan'ın motosikletlerinin frenle ilgili problemini halletmeye. Niye buradayız? Çünkü içeride gerçekten bu işi bilen Murat Deniz'le beraber olacağız. Murat Deniz zımba gibi fren işlemi içeride uygulayan kişi. İsterseniz onunla hep beraber tanışalım. Motosikletin başındayız. Tanışalım. Murat Deniz ben, hoş geldiniz. Murat Deniz. Murat abi, Deniz hoş geldin sen de. Bir anlat abi kendini. Kimsin, nesin? Gelip de seni niye bulsun bu adamlar? Ne ihtiyaç duyuyorlar? Abi ben neyle uğraşıyorum? Ben motosiklet fren sistemleri üzerine servis hizmeti veriyorum. Evet. Bu pek kimsenin yaptığı bir şey değil. Hatta bildiğim kadarıyla Türkiye'de benden başka kimse de uğraşmıyor. Ne var bu işin içinde? Fren balatası değişimi. Fren balatasının biliyorsun çalışan mekanizmasına kaliper diyoruz. Genelde alt merkez, üst merkez diye tabiri var ama asıl ismi kaliper. Bu zamanla balata tozundan vesaireden ısınıp, kirlenip, tozdan, yağmurdan eklemsel hareketini doğru yapmıyor. Ve işte balata yamuk eriyor, fren performansı azalıyor. Biz bunları düzeltiyoruz. Peki, düzeltiyoruz dedim. Ben orada hemen araya gireceğim. Çok basit bir yöntemle. Cahilce bir cevap verebilir miyim? Evet abi, estağfurullah. Balata spreyi sıkarım, yürü giderim, o işimi hallederim. Hiçbir işine yaramaz abi. Sadece yüzeysel pislikleri, hani diskin üzerine yağ gelir, işte ne bileyim bazen arkadaşlar... Böyle diyenler vardır diye söylüyorum. Tabii ki var, olmaz olur mu? Yani bir balata spreyi sıkıp geçiyorum demek. O sadece diskin üzerindeki balatadan kopmuş çapak tozlarını aşağı indirmeye yarayan bir şeydir. Diskin temizler. Aslında... Evet. Balata spreyi diye bir şey yoktur. Disk temizleme spreyidir onun ismi de. O balata spreyine evrilmiştir Türkiye'de. Şimdi Özdemir Kaptan'ın motoruna gelir gelmez şöyle bir bastın abi. Evet abi. Ne hissettin, ne var dedin, hemen içeri aldın. Şimdi abi çok basit, size de anlatayım bunu. Evet. Özdemir abi zaten birkaç defadan beri denk gelemedik, görüşecektik. Frenlerin çok iyi tutmadığından ve fren performansının zayıf olduğundan bahsetti. Yani kısacası frene basarken çok fazla enerji harcıyorum ama harcadığım kadar... Motor bana tepki vermiyor, cevap vermiyor dedi. Peki servise götürmemesiyle alakalı bir şey mi bu? Hayır yoksa abi, kullanımla mı alakalı? Şöyle ki bu işin, öncelikle bu iş niye oluyor onu söyleyeyim, sonra anlatayım konuyu. Bu iş abi, fren sistemimiz biliyorsun hidrolik. Yani eskiden bisikletlerimiz telli, tel çekerdi, pabuçları sıkardı ya. Bunda tel yok da şu rezervuarın içinde belli miktarda bir sıvı var. Biz bunu çektiğimizde misal burası birinci kalem, burası beşinci kalem olsun. Evet. 5 birim çektiğimizde gidip de arka kaliperimiz o basınçta 5 birim sıkıyor. Evet. Sistem böyle çalışıyor. Ama bu sıvı sıcak soğuk, işte iklim şartları neme çok tepki verdiği için belli bir zaman sonra bozulmaya başlıyor. Hatta bazı iklimlerde işte İstanbul gibi çok nemli bir yerde havadan nem kaparak durduğu yerde de bozulabiliyor. Tabii ki. Ve içinde su olmaya başlıyor. Ne o? Siz bu... Bozulma evresini motora sıfır aldıysanız ve hiç değişmediyseniz hissetmiyorsunuz. Niye? Çünkü sürekli üzerindesiniz o motorun. Ama atıyorum aynı motorun bakımlısına binince aman Allah'ım bu ne olmuş gibi bir fark hissedebiliyorsunuz. Ki Özdemir abi de birazdan hani inanılmaz bir şey fark edecek giriş ve çıkış konusunda. Bu ne oluyor bozulduğunda? Buradaki basınç işte 5 sıkıp 5 azalacağı zaman sıkması gerekirken azalmaya başlıyor. Basınç kaybına yol açıyor. Yani siz 5 sıkıyorsunuz o gidiyor. 3 sıkıyor, 2 sıkıyor, bazen 1 sıkıyor, bazen hiç sıkmıyor. Bazen de öyle bir şey oluyor ki burada üstte bir rezervuar kapağı var. Birazdan açacağız. Orada bir su tutma haznesi var.
Orada o kadar çok su oluyor ki atmosferden yakaladığı. Su yüzünden basınç artıyor. Siz frene basmadıysanız da gidip fren yapma ihtiyacı duyuyor kaliper kendi kendine. Yani bir çaydanlığın altını pişirirsiniz, kapak oynar ya yukarıda. O etkiyi yaratmaya başlıyor. Anladım. Lastik kilitlenebiliyor sonra mesela. Çok uzun süreçlerde yani. Hani kaliper sıkıyor kendini sürekli. Hı-hı. Diyorsunuz ki balatam erken bitiyor. Oysa ki siz frene basmıyorsunuz. O ısındıkça basmaya başlıyor. Anladım. Gibi. Anladım. Şimdi hep beraber o zaman yapılan işlemlerle bir gösterelim. Ne yaptığımız, ne ettiğimizi. Bir de yaptıktan sonra bir kısa bir muhabbet yapalım. Olur. Olayı toparlayalım. Olur. Şimdi burada gördüğünüz su var ya. Bu aslında gerçekten su. Yani hidrolik sıvısıyla alakası olmayan bir kademe burası. Bu işte sistemin yakalamış olduğu su. Bunu şimdi bakın şöyle kaldıralım. Suyun ne kadar çok olduğunu size göstermeye çalışacağım. Tabii kaldırırken dökmemeye çalışıyorum etrafa. Bu sıvı eski de olsa yeni de olsa motosiklete zarar verebilir. Bu işlemi yaparken korumayı ciddi şekilde sağlamamız gerekiyor. Bakın abi şimdi bunu şuradaki şeffaf bardağa dökeceğim. İçindeki sıvının hacmini görün diye. Yani bu sıvı hala akıyor. Normalde burada hiç sıvı olmaması gerekiyor. Eğer burada sıvı görüyorsanız zaten sistem ciddi şekilde bozulmuş anlamına geliyor. Şimdi bu birinci görebileceğimiz gözde şey. İkinci kısma bakalım. Bakın buradaki sıvının rengini görüyor musunuz? Çok böyle koyu. Hatta biraz Nescafemsi olmuş. Bu motosiklette ABS olmadığı için çok kararmamış olabiliyor. ABS'li sistemler biraz daha kabarabiliyor. Ve ABS'li sistemde eğer bu sıvı bozuksa abi asla duramıyorsun. Çünkü ABS freni kitlememeye yarıyor. Sen de freni kitlemek için tutmuyor, daha çok basıyorsun. Böyle paradoksta motor durayım mı durmayayım mı uzuyor uzuyor gidiyor. O yüzdendir ki birçok kullanıcı aman ABS mi Allah kahretmesin, ABS olduğu için kaza yaptım, olmasa daha iyiydi falan gibi söylemlerde bulunuyor. Aslında tek suçlusu sıvının bozukluğu yani. Bu sıvı bozuk olunca ABS de saçmalıyor. Şimdi abi buradaki ikinci işlem, bu rezervuarın içindeki tüm sıvıyı alacağız. Rezervuarın içini temizleyeceğiz. Buradaki küfleri gördüğünüzü düşünüyorum. Buradaki küfleri temizleyeceğiz ki kapağı kapattığımızda aradan hava almasın. Kapak onu güzelce sıkabilsin. Bu işlemi yapacağız. En sonunda buraya temizleyip yıkayıp yeni sıvıyı koyacağız. Şimdi sıvıyı içinden çekelim. Mesela bu işi yaparken de bunu kendi yapabilen arkadaşlar da var. Korkuyorlar hava yaptıracağım diye. Veya işte bazı arkadaşlar buradaki sıvıyı alıp işte buraya geri sıvı koyup hidrolik sıvısının değiştiğini düşünüyorlar. Bu iş böyle olmuyor ne yazık ki. Buradaki sıvı tamamen alıyoruz. Çöpe atacağız bu sıvıyı. Çöpe derken tabii çöpe dökmüyoruz. Bu tehlikeli bir sıvı. Bunu biriktiriyoruz çevre için. Biz de burada bidonlarda biriktiriyoruz. Sonra atık toplama merkezlerine veriyoruz. Şimdi şu içerideki gördüğünüz bir stoper. Bunu çıkarmamız gerekiyor. Şurayı şöyle alıyorum. Bunu niye çıkarmamız gerekiyor? Bunu çıkarmasanız da olur ama bunun altında eğer pislik varsa veya içinde onu temizlemezsek burada kalan en ufak sıvı veya kalıntı pisliği yeni sıvıyı da bozuyor abi. Bir virüs gibi düşünün. Yani eski sıvı ile yeni sıvı karıştığı anda yeni koyduğunuz sıvının hiçbir hükmü kalmıyor. Şimdi biz bunun altını görmek için açtık. İçine de bir şey sürmemize gerek yok. Islak mendil olabilir. Çünkü hidroliği ve buradaki pislikleri çözen yegane şey su abi. Suyla çözülüyor. Bir ıslak mendil kullanabiliriz. Ama hazır biz bunu tıkamışken bence şöyle bir şey yapalım. Burada dramelle çalışıp burayı bir temizleyelim önce. Hazır da tıkadık bunu, içine de tel girmesin. Ondan sonra temizliğe geçelim. Olur mu? Mesela bak abi şu tarafa gelsene. Şuradaki kusmayı görüyor musun Özdemir abi? Evet gördüm. Bu açıdan görünüyor. Bu da fikir verebilir mesela. Bak kusmaya başlamış artık. Bunlar hep şurada hava deliği var bunun hava alması için. Ne kadar hassas, ne kadar değişik bir şeymiş. Burası daha iyi demiştin abi. Demek ki burası daha az küflü çıkacak. Yani öbürüne göre biraz daha iyi gibi mi? Sanki ben buradan aynı gibi gördüm ama. Bakalım kapağı açalım. Var burada da bayağı bir. Evet. Yani ön fren olmasından dolayı herhalde biraz daha iyi. Genelde gidiyor. Biraz daha arka ağırlıklı kullanılıyor abi. Buradaki sıvıyı da alalım. Şöyle biraz abi çevireceğim. Tamam. Abi.
Burada mesela gördüğünüz üzere abi şuraya göre çok daha az küf var. Evet. Mesela motoru park ettiğiniz yer eğer rüzgar alan bir yerse bu tarafa bakıyorsa bu bile bir etkendir yani. Böyle esinti, serpinti genelde garajlar artık eksi 2'de 3'te ya. O bile yani nem de çok hızlı bozuyor. Aynı şekilde bu işlemi de şuraları düzeltip ondan sonra temizlik işlemine geçeceğiz abi. Evet bu çünkü kenarları yani ön freninki arka frene göre daha iyi. Çok üstü. Daha iyi. Murat'cığım, efendim. Bu işi kaç seneden beri yapıyorsun? Çünkü ben bile merak ediyorum. Çünkü senin bir otomobil geçmişin var. Bayağı eski. Abi herhalde 22-23 yıldan beri profesyonel olarak bu işle uğraşıyorum. Ya bir tek bu iş değil, başka işlerle de uğraşıyorum ama ağırlıklı fren üzerine servis veriyordum geçmişte. Şimdi de abi motosiklette böyle bir açık hatta hiç olmadığını gördüm. Yani birkaç yıl önce. Kendimce insanlara bir yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazı konularda insanları bilgilendirmeye çalışıp dikkatlerini çekmeye çalıştığım konular var. En basit konu da bu. Yani hidrolik sıvısını değiştirin abi, bir şey kaybetmezsiniz diyorum. Tabii ki çok insan dalga geçiyor bu işte yani. Ama bu o kadar basit bir şey ki yani bu sıvıyı değiştikten sonra şey diyorsunuz ya arkadaş ben gerçekten bugüne kadar niye bunu yapmamışım yani? Hani nasıl sürmüşüm bu motoru diyorsunuz. Öyle bir durum. Bu sıvı sıcağa soğuğa tepki veriyor demiştim ve sizin kullanma tarzınıza göre de bir tepki veriyor. Yani çok agresif araç sürüyorsanız hızlı bozulabiliyor. Çok sakin sürüyorsanız daha yavaş bozuluyor ama finalde mutlaka bozuluyor. İstanbul'da ben genelde yılda bir kere değişim öneriyorum. Atıyorum Ankara biraz daha kuru bir yer. Orada biraz daha uzun gidebiliyor. Tabii burada kullanılan sıvının kalitesine, performansına göre de bu süre değişebiliyor. Ama çok basit bir teknik yani bu. Bu sıvı ne kadar iyiyse sizin fren hissiyatınız o kadar iyileşiyor abi. Eğer ABS yoksa motorunuzda bir yere kadar sıkıyorsunuz. Ondan sonra sanki bir açık kapalı anahtar gibi tepki veriyor. Aslında buradaki espri sıktıkça tutması. Yani böyle bir dozlama olması gerekiyor. Bu sıvı bozuldu mu dozlama gidiyor. Dozlama gittiğinde de en önemli şey oluyor motosiklette. Bence motosiklette 3 önemli değişken var. Biri lastik, biri amortisör, biri fren. Bunların üçünde bile bir sorun varsa abi kesin düşüyorsunuz. Yani Rossi bile olsanız o sistem çalışmazsa bir yerde düşüyorsunuz. Otomatikman motosiklete binmek biraz böyle basit fizik gerektiren bir şey. Hani motora bindik gidelim bakkala çakkala tabii ki onu yapıyoruz ama yani motosiklete binip güvenle sürmek, keyifle sürmek için bir parça teknik bilgiyi elinizi sürmeseniz bile konunun genel olarak bir şeklini bilmeniz gerekiyor. Bu da aynı lastik basıncı gibi bir şey. Hani lastik basıncı ne kadar önemliyse ki bazı arkadaşlar geliyor, ben motoru yeni aldım diyor, hiç lastik şişirmedim diyor mesela. 2020 model motor, bir bakıyoruz işte 22 piyasa hava var motorda yani hani gibi. Bu da önemli bir konu. Ama ne yazık ki Türkiye'de abi kimse sonuna kadar gitmeden fark edemiyor. İşte ABS pompası bozuluyor, fren tutmuyor diyor vesaire. Ama finalde aslında yılda bir kere elimizi sürmemiz gereken bir olay. İşte benim bile ihmalim var, 10 yaşındaki motorum. İlk defa bu kadar detaylı bir fren bakımı yapılıyor. Ya forumlarda da mesela bazı arkadaşlarımız çok biliyormuş gibi yorumlar yapıyorlar. Hani altı üstü fren hidroliği değiştirirsin olur biter diyorlar. Bazıları kendileri koyuyor ama şimdi ben de burada görüyorum. Pek işin aslı öyle fren hidroliğini tamamlamakla olmuyormuş. Hidroliğin tamamen değişmesiyle ne olacak? Dedim ya ha. Daha kaliper bakımı yapılmadı. Tabii balatalar da önemliymiş. Yani ben de tabii bu arada Murat'tan öğrendiklerimi satıyorum buraya. Ama yok doğru. Gerçekten fren çok çok önemli bir konu. Ama merakla bekliyorum bakalım bittikten sonra bir frenler nasıl olacak? Birazdan abi zımba gibi olacak. Şuranın temizliğini bitirelim. Şu tüpleri alıyoruz abi. Kapaktan otursun diye yerine. Burada artık boyalar kalktığı için kötü bir etki yaratacak. Şimdi abi temizlikleri bitirdik. Rezervuarları temizledik. Burada küfleri aldık da. Burada küfleri alırken çok dibine de giremedik. Yüzeyi de bozmayalım diye. Sonuçta çok da dibine girersek burayı kazımış oluyoruz. Şimdi sıvı koyup sistemin içinden sıvıyı geçirip önce birkaç rezervuar boşa akıtıp yani yıkama yaparak işi bitireceğiz. Hemen sıvımızı doldurmaya başlıyoruz. Yeni sıvımızın rengi ayçiçek yani. Evet. Açık. Kameradan fark ediliyor mu bilmiyorum ama ben buradan bayağı bir fark ediyorum.
Şimdi abi şöyle benim manetiği birkaç tur sıkmam gerekecek. Önce şu klasik hareketimizi yapalım. Böyle biraz içinden köpükler, havalar çıksın. Evet, şimdi ön tarafı açacağız. Ve kaliperden sıvıyı tahliye edeceğiz. Eski sıvıyı. Şimdi buradaki en büyük olay abi, yukarı koyduğumuz yeni sıvıyı buradan geçirerek içinde hortumlarda kalan eski sıvıyı tahliye etmek. Her ne kadar motorda ABS olmasa da bunu bir yıkama yapacağız. ABS'li motorlarda bu çok daha önemli bir durum. Açtık burayı şimdi. Buradan şimdi bak, yukarıdan sıvıyı sıkacağım ve buradan eski sıvı, önce eski sıvı sonra yeni sıvı gelecek. Hava kabarcıkları gelecek. Hatta oradan sıvının rengini değiştiğini bile göreceksiniz. Gerçi bizim hortum biraz galiba eskidi ama yine de bir fark olabilir. Belki kameraya çıkmaz ama. Bir parça açılmış olabilir. Şimdi Özdemir abi, senden şu hareketi yapmanı rica edeceğim. Tamam. Böyle tüm gücümle sıkabildiğin kadar. Bir, bırak. Tamam. İki, bırak. 3 sıkılı bekliyorsun abi. Tamam. Ben aşağı açacağım. Deminki tahliye hortumunu. Tamam. Burası yumuşayacak ve dibine yapışacak. Tamam. Ama bırakmayacaksın abi. Tamam. Ben orayı kitleyince sen bırakacaksın. Tamamdır. Şimdi bir de sıktığında bakalım ne hissedeceksin. Bak, freni şu anda biraz şekillenmeye başladı. Sık bakalım abi ön freni. Evet. Gördün mü? Dibine kadar sık bak. Ay, dibine kadar gelmiyor. Sert ama bile. İşte sert ama böyle hala hisli değil mi? Yani. İlk aldığım gün motor ilk aldığım günkü gibi olmuş maalesef. Hazırsan başlayalım abi. Tamam, şimdi başlıyorum. O zaman sayalım. 1, dibini bir. Bırak abi. Bıraktım. 2, bırak abi. Bıraktım. 3, bekle abi, sıkılı bekle. Bırak abi tekrar. Bırakıyorum. Bırak abi. Bıraktım. Oradan bir de kabarcık falan gelirse bana söylersin. Tamam. Abi, olur mu? Tekrar abi, 1, evet, kabarcıklar. 2, evet. 3, bekle abi. Tekrar abi. 1, evet. 2, evet. 3. 3'teyiz abi. 3'teyiz, tutuyorum. Bir kere daha rica edeceğim abi. Şu anda bunu 3 kere yapıyoruz. Kabarcık gelmediği zaman artık hava olmuyor sistemde. 3. Tutuyorum, 3'teyim. Bekle abi. Teşekkürler abi. Bırakabilirsin. Rica ederim. Şimdi ön tarafla ilgili işimizi bitirdik. Ne yapıyoruz? Fren balatamızın seviyesine göre buradaki sıvıyı tamamlayıp kapağı kapatıyoruz. Eğer balatamız bitikse ve buraya fazla sıvı koyarsak, bir dahaki balata değişiminde pistonu geri ittiğimizde sıvı buradan taşacak veya piston ileri gitmeyecek. O yüzden bu sıvı balata oranıyla önemli, yani sıvı oranı. Bir de buraya arkadaşlar asla sıvı eklemiyoruz. Yani buradaki sıvı belli bir hacme sahip. Balata bittiğinde sıvı azalıyor. Tekrar balata değişiminde biz pistonu geri ittiğimizde sıvı tekrar yukarı çıkıyor. Eğer biz buraya sıvı eklersek bu işlem zaten olamıyor. Taşıyor vesaire, hiç gerek balataları yok. Balataları biten arkadaşlar genelde hidrolik eklediği zaman iyi tutuyor artık diyorlar ya, demek ki bu. Biraz sıvı, yeni sıvı iyileştiriyor bir parça ama o aslında o yanlış bir tamam. iş abi yani. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Abi, ön balatamızın seviyesine bakalım. Ön balatamız neredeyse %90 seviyesinde, yani çok var gibi. Şurada çok azıcık bir pay var. Şurada bir çizgi var. Evet, şu anda abi biz hidrolik rezervuarını fullledik. Yıkamış olduğumuz parçaları hemen takalım yerine. Şu parçamızı takalım. Tamamdır. Kapağı temizledik. Bak, şuradaki detaylara bak abi. Şu çizikler var ya, aslında onlar bir hava alma yeri. Onları da açtık. Şimdi kapağımızı takıyoruz. Vidalarımızı temizledik. Bunları da takıyoruz. Şimdi arka frene geçiyoruz. Hemen düzeneğimizi buraya doğru alalım. Burası hazır. Rezervuara hidrolik dolduralım. Şöyle tam ortada tüten bir şeyler var, görüyor musun abi? Kabarcıklar falan geliyor. Biraz da böyle sıvının rengi koyulaşmaya başladı bak, farkındaysan oynadıkça. Şu anda buradaki pistonun, pardon, silindirin içindeki pistonun pisliği buraya geliyor. Biz şimdi bunu aynı şekilde atacağız. Ben arkayı açmaya başlıyorum. Arkadan tahliye edeceğiz. Ben yine buradan. Evet abi, ama şöyle Özdemir abi, şu sifon gibi bir yer var ya, klozet gibi. Oraya evet. inmeden sıvı ekleyeceğiz ki hava yapmasın. Tamam. Bizim çırağımız bugün dışarıda. Basalım abi. O bayağı boş tabii. Evet abi. Kabarcık da çıkıyor. Çıkar abi. Basılı tutuyorum.
şöyle yapalım abi. Biraz sıvı akıtacağız. Tamam. Yani yıkama yapacağız. Çünkü bomboş şu an. Evet abi. Burası boş çünkü arkası açık. Ha pardon, ondan mı? Asıl en sorunlu yer burasıydı. Katır kutur yapan. Evet, evet. Hafiften açılıyor. Evet abi. Biraz daha yıkayacağız. Abi şimdi tekrar o 1-2-3 hikayesini hatırlıyorsun. Tamam. Ben arkaya önce bir sıkalım abi. Sen haber verince başlıyorum. Tamam abi. Şimdi abi sana zahmet ama önce bir şey yapacağım ben. Çok pardon abi. Tamam. Bak mesela şu anda hava var abi içinde, görüyor musun? Yanlarına evet. Kabarcık atıyor. Evet. Şimdi abi tekrar devam ediyoruz. Eğer buradan bir kabarcık görürsen bana da bilgi ver abi sana. Tamam. Zahmet. Hazırsak başlayalım. Tamam. Şu anda tıkırtı gitti. Başlıyorum. Başla abi. 3 tuttum. Bekle abi. Bırak. Bıraktım. Tekrar. 1 2 Çok hafif kabarcık tamam geldi. Tamam abi. Devam. Tuttum. Devam. Tuttum. Devam abi. Çok incecik incecik şeyler tamam, gidiyor. Son bir tur yapalım. Evet tuttum. Bırakalım abi. Bıraktım. Evet abi şimdi tekrar ekliyorum. Sıvıyı. Tekrar rica edeceğim özellikle. Yine başlıyoruz. Tamam. Evet. Hazırsan abi. Hazırım, başlıyorum. Başla abicim. 3 tuttum. Tekrar abi. 1. Hah kabarcık geldi. Süper. Ortadan mı yandan mı? Göremedim. Onu göremedim. Devam. 3'te misin abi? 3'teyim. Tekrar abi. Yandan geldi. Tamam abi süper. 3. Bir daha abi. Üç. Bir daha abi. Evet, gene geldi. Tamam abi. 3. Bir daha abi. Yandan geliyor değil mi? Yandan geliyor, tamam, evet. 2. 3. Bir daha abi. 1. 3. Tamamdır abi. Tamam, şimdi gelmedi. Kesine göre fulliyoruz ve kapatıyoruz abiciğim. Çok da abartı sıkmıyoruz bunları. Kendi değişecek olan arkadaşlar için. Tatlıca boşluğunu alıp bırakıyoruz abi. Murat'cığım çok teşekkür ederim. Rica şimdi zaten abi. Çıkınca göreceğiz. Artık benim motorum daha hızlı gidecek ve daha az yakıt tüketimi olacak. Evet abi. Değil mi? Evet abi. Daha kısa mesafede duracaksın. Daha güvenli duracaksın. Ben esprisini yapmıştım tabii. Frenle alakası yok. Yakıt tasarrufunun ama artık daha güvenli. Her manete bastığımda zaten sen aklıma geleceksin. Hatta duramadığımda da zaten yine sen aklıma geliyordun. Dediğim gibi fırsat bulamıyordum. Ellerine kollarına sağlık. Çok teşekkür Rica ediyorum. Abi. Ben kamera arkasına geçiyorum ve sözü sakallı Serkan'a bırakıyorum. Evet, Özdemir Kaptan'ın dediği gibi ben de seyrettim. Çekerken bir yandan gördüm. Gerçekten mükemmel bir işçilik. Özenerek, bezenerek, hatta şu kapakların temizlenmesinden tut. Her şeyi dört dörtlük yaptığına eminim. Eklemek istediğim bir şey var mı Murat? Yani abi, buraya gelecek arkadaşlar ne gibi durumlarda, nasıl gelmeli? Bunu bir kısaca toparlarsak sonra da veda edelim. Tabii ki. Eklemek istediğim tek şey şu, bu sıvı değişmez diyenlere asla kulak asmayın abi. Bu sıvıyı mümkünse yılda bir kere, olmuyorsa en kötü 2 yılda bir kere değiştirin ki motosikletin ABS sistemine, ABS pompasına zarar gelmesin. Çünkü bu böyle böbrek taşı gibi kristalleşebilen bir malzeme. Hı hı. Neler geliyor sana, kim bilir? Mesela yani var mı böyle örnek? Var. Ben sana örnek. Örnekleri verebilirim. Hı. Eklersin belki. Tabii. Çok iyi örnekler var yani. Evet. Onun dışında 3 tane önemli şey var demiştim. Lastik, fren, amortisör, bunlara dikkat etsinler. Keyifte sürsünler abi yani. Anladım. Olay bu kadarcık basit. Tamam. Murat'a çok teşekkür ediyoruz. Ama buna vesile olan Özdemir Kaptan'a da ayrıca teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok önemli bir konuya el attığımıza inanıyorum.
Video seyredildi seyredilmez. Ama bir gün videoların arasından bu videoyu seyredip böyle çıkardığınız zaman ha deyip de bazı şeyleri akıl ettiğiniz zaman beni ve Murat'ı, Özdemir Kaptan'ı anarsınız. Önemli olan nedir? Bilgiyi vermek, bilgiyi uygulayıp uygulamamak size kalmış. Çok teşekkürler. Rica ederiz abi. Güvenle sürün ama ne olur ne olur motorunuza dikkat edin çünkü sizi taşıyor. Benim için önemli olan şeylerden bir tanesi güvenlik, çok önemli. Lastik, motosikletin mekaniği, aynı zamanda ekipmanınız. Bunlara dikkat ederseniz sağlıklı, keyifli sürüşler yapmış olursunuz. İyi günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Şimdi hoşça kal dedik ama tam biz bunu hoşça kal derken bir arkadaşımız, kardeşimiz geldi. Onunla da konuşayım istedim. Kanalın ismi biliyorsunuz Segodo Sakal ama ismini değiştirsem mi düşünüyorum. Çünkü kardeşimizin hak ettiğini düşünüyorum. Harasim, hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Böyle görünce yanında ben dedim kanalın ismini değiştireyim. Azdı sakal, çoktu sakal diye. Bu şekilde olsun. Sadece sakallı olmuyor bu iş biliyorsun değil evet, mi? Evet aynen. Saçlara. Eyvallah. Şimdi gelme nedenini öğrenebilir miyiz senden? Nedir abi? Motorun fren sistemlerinin kontrol için geldim. Evet. Balataların muhtemelen değişmesi lazım. Evet. Gerçi usta bakacak, o karar verecek. Evet. Hidrolik, fren hidrolik sistemlerine bakacak, bir kontrol Hı-hı. edecek. Bakacak yani hani gerek var mı bir şey yok Hayır, mu? Hayır Murat'a gelmende özellik var mı? Neden Murat? Evet yani Murat'ı... Servise de gidebilirdin. Servise gitmedim. Servise çok böyle hani bilmediğim yerlere gitmeyi tercih etmiyorum. Bu konuda uzmanlaştığına inandığın için Murat'ı tercih ettim. Şöyle inandığımdan ziyade aslında Murat'ı çok tanımıyorum. Ben bizim ekipten Türker Başkan'la konuştum. Dedim böyle böyle bir sorunum var. Tanıdığın, güvendiğin birisi varsa... Doğrudan telefonunu ya ara ya beni yönlendir ben gideyim onun yanına. Hı hı. O da dedi ki hemen hiç düşünmeden dedi ki Murat abi ver dedi. Ben arıyorum onu sana dönüş yapıyorum ama bir iki dakikada halletti. Bugün gün içinde beni gönderdi buraya. Yani tamamen hani şey camianın tanıdığı birisi bildiğim kadarıyla. Yani motorcuların da tanıdığı güvendiği motorlarını getirdikleri bir yer. Hı hı. Ben de hiç sorgusuz sualsiz tamam başkanım dedim. Aldım geldim buraya yani motoru. İnşallah Batı. Memnun kalacaksın. İnşallah. Bilenler zaten geliyor. Senle ben gibi bilmeyenler de evet. yolu düşenler de geliyor. Ben bir hoşça kal diyeyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok sağ olasın. Görüşürüz. Sen de konuk olduğun için sağ olasın. Sağ ol. Evet bu kadar. Hoşça kalın. Hadi öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Serkan'ım çekiyor musun? Çekiyorum abi. Sakın sert hareketler yapma. Ay. Ya motor acayip değişti vallahi ya. Bak ön fren de öyle arka hiç böyle durmuyordu ya. Abi arkada bittim ben yapma.